Almanya'nın Wuppertal şehrinde kurulmuş, kısa adı FÖTEF, NRW olan Kuzey Ren-Westfalia Türk Veli Dernekleri Federasyonu, 28 Ocak, Pazar günü Dortmund'da bulunan Türk Eğitim Merkezi'nde Eğitim Fırtınası başlığı ile bir etkinlik düzenledi. Kuzey Ren-Westfalia Türkiye Federasyonu Başkanı Serhat Ulusoy ve Türkiye Cumhuriyeti Essen Eğitim Ataşesi Sabri Yolcu'nun da iştirak ettiği etkinliğe, konuşmacı olarak Almanya eski başbakanı Helmut Kohl'un gelini Elif Sözen Kohl katıldı. Toplantıya başlarken FÖTEF NRW eş başkanı Dr. Aysun Aydemir derneği tanıtırken, diğer eş başkan Dr. Ali Sakta derneğin başarılı faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Yaklaşık 5 yıldır da Kuzey Ren-Westfalia Türk Veli Dernekleri Federasyonu'nun başkanlığını yapıyorum. Ve bizim çatı derneğimizin altında bizim eyalette yaklaşık 50 tane veli derneği bize üye. Ve konularımızdan başlıca hangi konulara eğiliyorsunuz, hangi konularla haşır neşir oluyorsunuz diye sormak isterseniz eğitim diyoruz. Baştan sona kadar eğitim ve ilk başta da ana dilimiz. Türkçemiz, olmazsa olmazımız, ana dilimize sahip çıkalım diyoruz. Ana dilimizi kaybettiğimizde özümüzü, kimliğimizi ve kültürümüzü de kaybedeceğimizin altını çizmek istiyorum. Burada öğretmenlerimiz var, velilerimiz var, sivil toplum örgütünün başkanları var, yönetim kurulu üyeleri var. Hepsi de aynı hassasiyetle bu konuya yıllardır burada eğilmekteler. Bundan sonra güç birliği yapıp velilerimizle, öğretmenlerimizle birlikte ana dilimizi çocuklarımıza, çocuklarımızdan sonra torunlarımıza, onların çocuklarına aktarabilmek ümidiyle ben böyle Türkçe konuşurken torunumun çocuğu da beni anlayabiliyor olma ümidiyle burada biz bu yola baş koyduk ve gecemizi gündüzümüzü gönüllü olarak, fahri olarak bu yolda devam ettirmekteyiz. Ve o yüzden her ay en azından bir tane toplantı yapıyoruz değişik şehirlerde. Ama merkezimizin bürosu burada olduğu için de genelde burada her hafta kahvaltılarımız da oluyor. Bilgilendirme toplantılarımız da. Almanya'da tabii çok uluslu bir ülkedeyiz. Yani birçok ülkeden göçmen kökenli insanlarımız var. En çok oranda Türkler, Polanlar, İtalyanlar, Yunanlılar, Yugoslavlar buna benzer şeyler. Ama en kalabalık göçmen kökenli insanları barındıran bizim eyalet yaklaşık %30-35 civarında öğrencinin de olduğu eyaletteyiz. Evet, ana dili dedik. Ta 2008 yılından başlayalım. Ana dili 2008 yılında, daha doğrusu 2007 yılında bakanlık tarafından bir yönetmelik hazırlıkları vardı. Ana dili dersleri zamanla bitirilecekti. Emekli olan öğretmenlerin yerine yenileri atanmayacaktı. Böyle bir girişim vardı bizim eyaletin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından. Bizim elimize bu taslak geçti. Sağ olsun Bahattin Gemici hocamız o zaman bize bu taslağı ulaştırdı. Biz o zaman dernek falan da değildik. Federasyon falan vardı ama biz Türkçe gönüllüleri olarak aramızda o dönem bize destek veren üniversiteler arasında Levent Taş Türk de bugün aramızda. Taşkıran. 2008 yılında bir imza kampanyası başlattık. 80 bine yakın imza topladık. Miting yaptık. Parlamento önünde yürüyüş yaptık. Görüyorsunuz burada Ahmet Gemici aramızda ilk sırada yürüyenlerden. Bu yürüyüşte ve miting sonrasında bu taslağı yönetmeliği geri çekme zorunda kaldı bakanlık. Onu değiştirdi. Yerine artık öğretmenlerin atanabileceği, emekli olanların atanabileceği bir yönetmelik geldi. Ondan sonra biz bu yönetmeliği sadece bir defa değil, 2-3-4 defa değiştirdik.
tepki aldık. Hatta bakanlık tarafından uyarı da aldık. Bizi Türk toplumunu yanlış bilgilendiriyorsunuz. Lütfen bu tür toplantıları yapmayın diye tehdit de geldi. Ama biz yılmadık, kazandık. Ve bir, dediğim gibi bir çok seferinde bu yönetmeliği değiştirdik. Sadece ana dili dersi değil, Türkçe yasağı. Hala daha sadece eyaletimiz okullarında değil, Almanya çapında okullarda teneffüslerde Türkçe konuşma yasağı. Bakın İngilizce konuşma yasağı, Fransızca konuşma yasağı, İspanyolca konuşma yasağı, İtalyanca konuşma yasağı diye duymazsınız. Ya Arapça konuşma, özellikle de Türkçe konuşma yasağı gündemdedir. Biz buna karşı Ağlam Belediyesi'nde yine bir şey olmuştu. Türkçe yasağı, şimdi elimizde somut bir olay olmadan biz ona karşı girişimde bulunamıyoruz. Somut bir örnekti. Somut öğrencilere, velilere, müdür tarafından yazılan bir yazı vardı. Onu ele alarak biz tabii bakanlık şeyinde ve basını da arkamıza alarak mücadelemizi yaptık. Başarılı da olduk. Sadece bizim eyalette değil, burada Bavyera'da sıçradı Türkçe yasağı. Ona karşı biz de buradan Bavyera'daki Türkçe yasağına karşı mücadele ettik. Orada da kazandık. Tepki de aldık bu çerçevede yine. Ve o yasak kaldırıldı ve bakanlıktan şöyle bir yazı geldi 2012 yılında. Ne diyor? Biz bunu bakanlıktan özellikle istedik. Resmi ve yazılı bir bildiri istiyoruz dedik. Bu Türkçe konuşma yasağı konusunda. Bakanlık dedi ki, Vielen Dank für Ihren Brief. Deutsch ist Unterrichtssprache, jedoch nicht Schulsprache. Daher gibt es keine Deutschpflicht außerhalb des Unterrichts. Auch nicht auf dem Schulgelände. Yani Almanca ders dili, okul dili değildir diyor. Bir cümle, sadece bir cümle. Bu mektubu artık 2012 yılında günümüzde herhangi bir okul müdürünün koyduğu yasağı, bu mektubu koyun önüne, hemen susar. Çünkü o yasağın bir yasal dayanağı yok. Mümkün de değil. Sunumdan sonra Serhat Ulusoy bir selamlama konuşması yaptı ve Elif Sözen Koğul'a söz verildi. FÖTEF bizim üyelerimiz arasında gerçekten istikrarlı bir şekilde uzun yıllardır ana diline zannedersem en istikrarlı ve kapsamlı çalışma yapan, sadece ben yıllardır aralarında görev yaptığımdan dolayı söylemiyorum bunu. Zaten çok toplumumuzda, en azından KRV'de bunun da farkında ve her ortamda destekliyor. Yıllardır ana diline, ana dil günü kapsamında yapılan çalışmalar vesilesiyle ve eğitim alanında eksiklere, yanlışlara veyahut da toplumumuzun hassasiyetlerini dile geldiğinde söz alan ve bu sözü gerekli yerlere aktaran gurur duyduğumuz bir üye kuruluş olduğunu tekrar burada da ifade etmek istiyorum. Bu vesileyle son dönemde ve bilhassa şu anda da derneğimiz ve kuruluşlarımız arasında bu faaliyetle sürdüren başkanların ve yönetim kurulunda yer alan, destekleyen tüm arkadaşları gönülden kutluyorum. Paul konuşmasına kendini tanıtarak başladı. Çok teşekkür ederim. Her şeyden önce az önceki hakikaten takdire şayan çalışmaları dinledim. Çok çok mutlu oldum. Burada büyük bir çaba var, büyük bir geçmiş var ve çocukların eğitimi için hakikaten sadece eğitim konusunda değil, diğer konularda da büyük bir çaba gösterilmiş. Bugün değerli vakitlerinizi ayırdığınız için ben size teşekkür ediyorum. Çocuklara eğitimin verilme metotlarının üzerinde duran Elif Sözen Kol, çocuklara ezbere dayalı bir eğitim sistemi yerine onları düşünmeye ve araştırmaya yönelten bir eğitim sunmalıyız. Buna en güzel örnek de matematikteki pi sayısıdır. Çocuklara pi sayısı 3.14 diye öğretilir ama pi sayısının ne olduğu öğretilmez dedi.
Eğitimde çok dilliliğin zenginlik olduğunu belirten Kohl, eğitim ana dilde de önemli. Çocuklara Türkçeyi sevdirmek gerekir ve bunun yolları da var diye belirtti. Essen, eğitim ataşesi Sabri Yolcu, çakışan programı nedeniyle toplantıya sonradan katıldı ve konuşmasını Elif Sözen Kol'un sunumundan sonra yaparak, eğitim üzerine yapılan bu değerli etkinlikte emeği olan herkesi tebrik ediyorum, Elif Hanım'a katılımından ve değerli sunumundan dolayı teşekkür ediyorum dedi ve etkinlik son buldu. İki defa söylüyorum, bir defa söylüyorum. Öncelikle kusurumuza bakmayın, ben geciktim. Çok önemli ve güzel bir başlık, öğrenmeyi öğretmek. Bizim Essen'de Türkiye'den gelen kuryelerimiz vardı, sınavlarımız vardı. O sınavları gerçekleştirdiğimiz için o yüzden geciktik, kusurumuza bakmayın. Tam ortasına geldik, özür dileriz. Anlattığınız konular çok zevkli. Daha da ötesi, ben aslında çok güzel şiir okuyormuşsunuz. Bir gün şiir akşamı yapmak varsa ben memnuniyetle dinlemeyi isterim sınavı. Evet. Onu söyleyeyim. Böyle bir katılımın olması, dilimize verilen, kültürümüze verilen ondan sonra çocuklarımıza verilen bir önemin göstergesi. Tabii ki bu organizasyon düzenlenmesinde emeği geçen Aysun Hanım'a, Ali Bey'e de teşekkür ediyoruz. Hepinize saygılar sunuyorum.